Selam herkese. Normalde bu kanalda vlog atmıyorum biliyorsunuz. Fatih Özben kanalına atıyorum. Şuradan da ulaşabilirsiniz. Ama bu sefer olay değişik çünkü tamamen yemekle alakalı bir durum var. O yüzden dolayı bu kanala atıyorum. Şimdi birazdan boarding'de kaçmadan ben gideyim de benim kanalımda ShowTV'de yayınladığı programa katılacağım. Bakalım nasıl bir durum olacak. Oradaki çekim olayları nasıl, bizimkinden farklı mı, ki farklıdır yani. Onu yapacağız. Ayrıca ben de büyük ihtimal 1-2 hafta içerisinde herhalde yayınlanır. Çova katılmış olacağım. Onu da eklendiği zaman yukarıda kartlara koyarım, izlersiniz. Biraz neler olacak göreceğiz. Sonuna geldim ama böyle nasıl anlatayım? Başım dehşet ağrıyor, dehşet. Şimdi transfer aracı gelecek, alacak beni, götürecek, bakalım nereye. Söylemiş herhalde, tam hatırlamıyorum yerinde. 2-3 dakikaya oradayım dedi. İnşallah bu ağrı böyle sadece erken kalktığım içindir. Hasta olmuyorumdur. Eğer hasta olduysam yani en azından nezle gibi bir şey kötü. Kuliste burası. Bak, bu ışıklı aynalar falan. Bütün kızların hali var ya. Burada. Yalnız ortam çok iyi ya. Şuna bakar mısınız? Böyle bir orman içerisinden söylemişlerdi gerçi ama şuralara tam gözükmüyor. Birazdan göstereyim zaten. Gayet güzel bir ortam. Herkes sıcakkanlı. Cidden hoşuma gitti. Birazdan makyaj yapılacakmış. Rahatsız olur musunuz dediler. Yok dedim ama bilmiyorum artık. Dinlemem lazım. Çok uykum var, başım ağrıyor. Neyse inşallah. Güzel bir şey olacak ama. Eminim. Herkes çok sıcakkanlı. Kaldı birkaç dakika. Birazdan çağıracaklar. Olduğum beni istiyorlar. Yani YouTube'da sizin izlediğiniz benim aynasını istiyorlar. Yani nasıl bir cümle tam kuramadım ama anladınız artık. Heyecan yok ama korku var. Neyse birazdan görüşürüz gene. 1,5 su az değil mi? Şerbet için. İşte o villa cidden villaymış. Bakın şurası. Harbiden yaşanacak yer ya. Kimisini bağlasan durmaz da kimisi de kesinlikle burada yaşamak için dünyaları verir ya. Şurası harbiden iyi. Bak şu çekim yapılan yer şurası işte. Tamam şurası. Şurası. Biraz da orada çekim yapacağız. Güzel olacak ya. Herkes pozitif valla. Hoşuma gitti. Burada yazın. Güzel video çekilir. Dışarıda çekebilirsiniz siz. Birazdan Pelin Hanım gelecekmiş. Bakalım. Sanırım biraz heyecanlanmaya başladım ya. Hafif korku sarmaya başladı. Ya batırırsam falan. Yok ya, ben hallederim. Birlikte şivedeyiz. Şive. Günler başladı. Tabii çek neredeyse. Bakın orada kim var. Güzel gidiyor. Fena değil. Yoruldum ya. Cidden zor. Vallahi billahi. Ben vallahi bebek iş yapıyormuşum evde. Vay kes. Yattığım döner devrildi. Ama Allah'tan son anda çektiler de kötü bir şey olmadı. Tabii siz bunları göremeyeceksiniz. Sadece benden duyacaksınız. Çok kötü gitmiyor ses. Arada birkaç yerde patladım ama hiç de fena değil. Neyse, izleyince yorum yaparsınız zaten.
kameraya yerleştireyim. Olanları bir anlatayım size. Şimdi neler oldu neler? Bir anlatmaya başlayayım. Sabahleyin gittim. Bunları biliyorsunuz. Orada işte hazırlanma aşamaları, onlar bunlar derken sıra geldi çekim vaktine. Neyse Pelin'le tanıştık. Çok şeker, çok güzel bir insan. Cidden ekranda göründüğü kadar da çıtı pıtı ve güzel bir hatun. Ekip zaten mükemmel ötesi. Yani nasıl diyeyim size? Bu kadar sağlam bir ekip bir araya gelemez. Her şey hazırlanmıştı. Ben gittiğimde ufak bir üzerinden geçmek zorunda kaldım. Sadece şu şuraya, bu buraya işte double check yaptık. Başka bir şey değil yani. Daha önce de bahsettiğim gibi bazı yerlerde patladım dedim ya. Onlardan bahsedeyim size. Bir tanesi benimle alakalı değil. Daha doğrusu benim söylediğim malzemeyi İstanbul'da farklı yapıyorlarmış. Ya da artık nerenin, hangi yörenin yufkasını aldılarsa bilemiyorum. Daha önce yaptığım patates kebabında kullandığım lavaş. İstersek lavaş kullanabiliyorduk, istersek benim kullandığım gibi kuru yufkalı kullanabiliyorduk. Ben kuru yufka dedim. Keşke söylemez olaydım. Bir yufka geldi, cidden kuru. Yani öyle böyle değil. Yani sonsuza kadar kuru yani. Üstünü deli gibi ıslattım. Neler yaptım işte spreylerle falan filan. Açıldı ama bir süre sonra gene kurumaya başlıyor. Dehşetti. Neyse onu bir şekilde yaptık, ettik falan. Bir baktım. Zaten izlediğinizde göreceksiniz. Bildiğim böyle kırılıyor yaparken falan. Ama Allah'ım dedi. Ne yapacağım ben? Çaktırmamaya çalışıyorum ama suratım kıpkırmızı oldu. Abi düşünüyorum yani içlerinden ne geçiyorlardır Allah bilir diyorum. Ne beceriksiz adam falan filan derken Pelin bir şekilde buraları kurtardı. İşte böyle de oluyor şöyle de falan geçiştirdi. Sonradan bir şekilde düzelttik onu kenara aldık. İkinci patlama dönerde oldu. Tabii çekim şartları dedim ki biraz kontrollü gidemeyebilirim. Döneri yakmayayım daha da rezil olmayayım diye ben 150'ye indirdim dereceyi. Normalde 150 ile 180 arası kontrollü bir şekilde bazen yükselt, bazen alçaltıyorsun bu şekilde. Ama ben full 150'de yaptım. 150'de yaparsan ne olur? Sebzeler tabii pişmeye devam eder ama tavuk pişmez. Tavuk pişsin diye bir süre daha bekletmek zorunda kaldım. Derken sebzeler tamamen pişti. Ne oldu biliyor musunuz? Altına koyduğumuz stand olarak kullandığımız patates artık bir patates değil. Püre haline gelmiş. İlk başta yapı tamamen duruyor. Bildiğiniz orada bina gibi bir şey diktik yani. Ne zaman sunum aşamasına geldik, koyduk diye düştü. Ben böyle kaldım. Nasıl ya? Olmaz ama. İkinci patlamam. Çok büyük rezil oldum. Yani nereden bulduk bu beceriksiz diyecekler Allah bilir. Belki de dediler de yani. Dedik hani onu da bir şekilde o sahneyi almıştık falan. Problem yok. Bundan sonrası için hallederiz dediler. Biz onu da kenara aldık. Onu da hallettik. Gelelim üçüncü bombaya. Artık yani bundan sonra master degree. Kesinlikle bu çocuk mal demişlerdir. Bence demişlerdir. Yazık bana. Üçüncüsü şöyle oldu. Lokmayı ilk başta geldiğim gibi yaptım. Dediler ki 45 dakika bekleme süresi var. İşte o bekleme süresini beklemek yerine burada yapılmışı var yaparız dedik. O şekilde mantıkla gittik. Tabii ki yaptık. Onları koyduk. Bayağı kıvamında bildiğin normal lokma yaptım. Kenara koyduk. Üzerine streçledik falan. Ortalama herhalde bir 3-3,5 saat falan geçti. Yani o tabii mayalanma süresini aşmış. Artık neredeyse pişme süresine gelmiş. Yani o derece. Yani kendi kendine pişiyor. Çünkü içerisi havlet gibi. Çok acayip sıcak. Deli gibi sıcak değil. Ama onun bulunduğu yer spot ışıklarının altı ister istemez tabii herhalde tahmin ediyorum 30-35 dereceler falan. Oda mayanın ölmeye başlaması aynı zamanda sulanması anlamına geliyor. Yani içinde esas için bozulan bir hamur var. Biz tabii bunun çekim arasında farkına varamadık. İşte çekim sırasında işte burada yapılmışı var dedik. Aldım, koydum kenara. İşte bununla patlamayacağım falan diyorum içinden. İşte bunu hallettik falan. İşte artık çekim bitiyor derken bir attım, iki attım. Allah Allah. Yanlış giden bir şeyler var. Her attıkça böyle normalde yuvarlak çıkması gereken lokma bildiğin ördek şeklinde, yılan şeklinde değişik değişik çıkıyor yani kafayı yemek üzereyim. Dedim ki hamurda bir şey var. Dediler evet bu hamur doğru değil. Bir şeyler eksik. Hızlı bir şekilde ben yeni bir hamur yapayım. Yani daha doğrusu şimdi yaptığımız hamuru bir şekilde mayasını aktive edeyim. Daha hızlandırayım falan. Ya işte olur mu bir şekilde düzelt falan. Neyse bir iki deneme yaptım. Acaba yağdan mı yok, ondan mı yok bilmem ne. Neyse bir şekilde ben hamuru tekrar yaptım. Öyle oldu, böyle oldu. Kısa keseceğim. Hamuru da hallettim, lokmayı da yaptım. Kendi elimle kariyerimi bitirdim diye düşünüyorum artık. İzlediğiniz zaman siz bunların farkına varmayacaksınız ama burada size büyük bir ifşa, büyük bir itiraf. Çuvalladım ama bir şekilde toparladık. Her şeye rağmen beni çok iyi ağırladılar.
Oradan çok iyi bir şekilde gönderdiler. Hiç kafana takma, bunlar her zaman olabilen şeyler dediler. Umarım geleneksel medya ile videolarım devam eder. Bu benim sonum olmamıştır inşallah. Yani en azından öyle umut ediyorum. Eğer öyleyse lütfen bak, sakın lütfen. Hazır bir başlangıç yaptık. Bu sonum olmasın lütfen ya. Yeni başladık. Şaka maka bir yana Show TV'deki bu video eklendiği gibi kartları da belirteceğim. Yayınlandığı gibi aynı anda YouTube kanallarında da yayınlanıyor. İşte eklendiği gibi yukarıda belirtirim. Oradan da benim performansımı görürsünüz artık. Neyse. Bu ve bunun gibi videolar için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.